Kaliteli yaşam için zenginlik şart mı? Yakışıklım, güzel yüzüm, onu daha önce de sormuşlardı. Tabii ki kaliteyi artırır zenginlik. Yani her yönden artırır. Çünkü eşyada, elbisede, temizlikte, bakımda, binanın restorasyonu veyahut imarında, her şeyde bir üstünlük sağlayacaktır. Ama para olmadan da kalite olmaz mı? Yahut az parayla kalite olmaz mı? Olur. Yani mesela bir köyde olsan, küçük bir kulüben olsa, önüne gül ekersin, güllerle onu sardırırsın kulübeyi, önünü çok temiz yaparsın, çiçeklerle süslersin çevresini, içinde tertemiz yaparsın, yani hayret edecek bir güzelliğe çevirebilirsin. Oradan bulduğun taş parçalarıyla, güzel taş parçalarıyla süsleyebilirsin. Efendim, ahşapla yine süsleyebilirsin, orada bulduğun ahşapla. Yani göz alıcı, hoş bir çizgiye getirebilirsin. Duruma göre, yani para durumuna göre, imkanına göre kalite artar veya eksilir. Ama para hiç olmasa da yine kalite elde edilebilir. Hiç olmasa o şahıs bir yerde oturuyor bile olsa, bir taş üzerinde bile oturuyor olsa, konuşmasıyla, üslubuyla, bakışlarıyla, sevgisiyle kaliteyi göstertebilir. Kalite zaten insanda asıl tezahür eder. Yani çok kaliteli bir evdir de evin içinde orman ayısı bir adam vardır, kalite mahvolur. Yani o adamın varlığıyla. Dolayısıyla kaliteyi meydana getiren insan olduğu için insanın klas olması, temiz, düzgün, aklı başında, sevecen, sevgi dolu olması kalitenin birinci şartıdır. Yani sanat anlayışının yüksek olması, sanatı güzelliğe takdir etmesi de kalitenin güzel bir tezahürü. Evet.